Fa'milu salihati seyec'alu lehumur rahmanu vudda. Allah. Hocam işte bakın ayet ayeti ya. Buldu yani. Evet, ya. Ya. Hocam Türkçesini de alalım. Salih amel işleyen ve iman edenler için Rahman çok özel bir sevgi, muhabbet, vüdd yaratacak. Aman Allah'ım. Yaratacak da diye çevirmeyelim. Kılacak. Evet. Efendim, seyec'alu. Aktaracak. Seyec'alu. Evet. Fiili ca'al ile kullanmış. Fiili halk ile değil. Efendim. Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında Kur'an'ın sadece akla nazil olması entelektüel bir faaliyettir. Kur'an entelektüel bir faaliyete indirgenemez. Altını çiziyoruz. Bir daha çiziyoruz. Bu bir nevi müsteşrikler de onu yapıyorlar. Eyvallah. Zaten, bir nevi. Oryantalizm. Bir nevi. Aynen öyle. Bu kendine oryantalizm demek. O da güzel bir tabir. Kendine oryantalist olmak. Kendi inancına oryantalist olmak. Kendi imanına oryantalist olmak. Dolayısıyla Kur'an okumak entelektüel bir faaliyete indirgenemez. Peki Kur'an okumak nedir? Kur'an okumak aslında Kur'an'la hayatı buluşturmak demektir. Hayatı. Zaten Kur'an hayattır. Kur'an'ın içinde bir hayat vardır. Biraz önce Mehmet hocamız ruhu tefsir etti. Ruh hayattır aslında. Onun için yani Allah bizi bir hayata çağırıyor. Bir hayata efendim. Enfal 24. Enfal 24. Ecebu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum lima yuhyikum. Lima yuhyikum. Yuhyikum. Size hayat veren bir çağrı. Dolayısıyla tamamının Türkçesini alabilir miyim hocam? Ey iman edenler. Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum lima yuhyikum. Ey iman edenler. Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeye davet ettiği zaman davet eden Allah Allah'tır. Allah. Yani evet. İki ayrı davet yok. Fiil tekil geliyor. Deavaküm değil. Mugalata yapıyorlar. Değil. Evet, deavaküm değil. Dolayısıyla deavaküm tek Allah. Çağıran tek. Allah sizi Resulü aracılığıyla diye çevirirsek daha doğru olur. Efendim, yani hayat veren bir davet o. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu anlamda Kur'an hayat verirmiş. Neremize hayat verirmiş? Aslında insanda iki şey var. Bir can var, bir ruh var. Can, limbik sistemimizin yönettiği hayvan. Hayvanlarla paylaştığımız şeydir. Anlatabiliyor muyum? Ama bir de ruh var ki, o üflenen, ve nefaktu fihi min ruhideki üflenen, o canın üstüne ilavedir. Hayvanlığımızın üstüne ilavedir. İşte o zaman beşer insan oldu. Beşer o üflenince insan oldu. Dolayısıyla onun gıdası vahidir. Vahiysiz kaldığında o ölür. O ölür. Cansız kaldığında beden ölür. Vahiysiz kaldığında ruh ölür. Yani vahiy ruhun canıdır. Canıdır. Diyoruz bu durumda. Aynen öyle. Aynen öyle. Vahyin indiriliş gayesi de Yasin 70'te hayattakilerle ilişkilendiriliyor. Hayatta kalmak isteyenlerin uyarısıdır diye beyan ediliyor. Bedenle değil, ruhun diriltilmesiyle alakalı bir mesaj. O ayette hep hocam...